Bir konuşalım efendim. Beylerbeyi Meydanı Kemalaltı Camii yanındaki basın açıklaması normal olarak sona erdi. 74 tebelikte buradan normal ediyoruz. 41 basar iki anlaşalım. Şimdi de Mahmut Ali Rabi'ye dua yapmak üzere mikrofonu davet ediyorum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى يا الله اللهم انصر الإسلام والمسلمين وعلي كلمتي الحق والدين المبين وانصرنا يا سيدي على القوم الكافرين وانصر طائفة الموحدين على القوم المشركين اللهم كل أخواتنا المعتقلات في سوريا يا الله اللهم كل أخواتنا المعتقلات في الشام يا الله كلهم مؤيدا وناصرا كن بهم رؤوفا ورحيما اربط على قلوبهم وثبت الأقدام اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شافيته ولا غائبا إلا بالخير والسلامة إلى أهله رددته يا الله ولا معتقلا إلا فتكت أسره يا الله ولا معتقلا إلا فتكت أسره يا الله اللهم عليك بطاغية الشام يا الله اللهم عليك بطاغية الشام يا الله اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين اللهم كن لإخواننا المعتقلين في كل مكان اللهم فرج عنهم يا الله ضاقت ومنك الفرج يا الله غلقت الأبواب إلا بابك يا كريم اللهم لا تردنا بعد الدعاء خائبين ولا من بابك مطرودين واغفر لنا ولجميع المسلمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الفاتحة Mahmut Ali Rabi'ye dualarından dolayı teşekkür ediyoruz. Sırada ise sivil toplum kuruluşlarını temsilen hanımlar adına Emine Dursun'u konuşmasını yapmak için mikrofona davet ediyorum. Değerli basın mensupları, kıymetli dostlar, burada bulunmamızın sebebi konuşmak için toplandı. Vatanın medeniyeti adına azip sömürdüğü doğudaysa bugün dünyasında her türlü zulme kalan
konuşmak için. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. 8 Mart dünyada kadınlara ayrılmış bir gün. Ancak biz kadınlara bir gün değil, her gün, yeni günde sevgi ve saygıyla davranılmalı. Bizlere hak ettiğimiz değer verilmelidir. Kadınlarımıza güzel bir dünya, mutlu bir gelecek sunmalıyız. Maalesef içinde bulunduğumuz bu durum bizi bundan alıkoymaktadır. Dünyada yüz binlerce kadın mağdurdur. 1992-95'te Bosna'da binlerce kadın sırf askerlerince tecavüze uğramıştır. İsrail'de 50 yıl boyunca binlerce Filistinli kadınlar hapishanelerde tutsak. Mısır'da 2100 kişi, Irak'ta 1400 kişi. Çin'de 2500 Uygur kadını zorla tutulmaktadır. Daha birçok coğrafyada kadınlar zulme ve işkenceye maruz kalıyor. Dünyada her 100 kadından 33'ü şiddet mağdurudur. Her 10 kadından biri de tecavüz mağdurudur. İşte yanı başımızda Suriye'de 2011 yılından beri 8 yıl boyunca Suriye'de Esad diktatörlüğü altında kadın, erkek, çocuk katledildi. Ve katledilmeye de devam ediyor. Yerin üstünde bir kıyım gerçekleştirirken yerin altında da Esad'ın kurduğu zindanlarda on binlerce kadın eziyet edilmektedir. Halen 7000 kadın Suriye zindanlarında tutsak, oradakiler bizlerin, oradaki kadınlar bizlerin annelerimiz, kardeşlerimiz ve kızlarımızdır. Her gün onlara zulüm ve işkence maruz kalıyorlar. Hani nerede kadın hakları? Hani nerede kadına özgürlük? Bu insanlık dışı vicdansızlıktan başka bir şey değildir. Nerede zulüm, nerede adaletsizlik varsa artık dur demeliyiz. Yeryüzündeki bütün insanları vicdan hareketine çağırıyorum. Vicdan iş dünyamızda hak ve adalettir. Vicdan hareketi ise vicdanlığa dur diyen bir eylemdir. Bütün bu anlattıklarımdan dolayı yola çıkarak herkesi vicdanına davet ediyorum. Bu vicdansızlığa dur diyelim artık. Emine Dursun'a konuşmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Şimdi de Suriye'de Rukiye'nin konuşmasını yapmak için mikrofona davet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Avadın tenvih evvelen ile anani sa'ufu kitabı lügat ve diniyiz. Bugün burada Suriye rejimin hapishanesinde bulunan kadınların ve çocukların özgürlüğüne kavuşmaları ve seslerimizi, çağrımızı yükseltmek için bulunuyoruz. Suriye'de 2011 yılında bu yana devam eden savaşta hapsedilen ve hapishanelerde binlerce, on binlerce kadın ve çocuk tutsak altında. Her türlü işkence görmekte. İnfaz ve tecavüzle bu kötü muamele devam etmektedir. Bizim her zaman şunu yaşamamız ve hissetmemiz lazım ki, o hapishanelerindeki kadın ve çocuklar artık bizi kurtarın diye feryat etmeleri. Demir parmaklıklar arkasında, dört duvar içinde özgürlüklerini beklemekte olduklarını hissetmemiz lazım. Dünya Kadınlar Günü'nde tüm dünyada çok farklı konular konuşurken, tüm Türkiye'de Suriye hapishanelerinde olan ve kötü muamele gören kadınlar konuşuluyor. Tüm Türkiye halkına ve devletine teşekkür ederiz. Son olarak şöyle bitirmek istiyorum. Biz eğer vicdanlarımızı ayağa kaldırırsak ve vicdan inkılabı yaparsak Allah'ın izniyle, o zaman Suriye'de hapishanelerinde bulunan kadınlar ve çocuklar özgürlüklerine kavuşacaklar. Suriye ile Rukiye Hanım'a teşekkür ediyoruz. Ve son olarak basın açıklamasını yapması için Adana İnsan Yardım Başkanı Mahmut Erasan'ı mikrofona davet ediyorum. Değerli basın mensupları, STK başkanlarımız,
hanımefendiler, güvenliğimizi sağlayan emniyet teşkilatımız ve değerli vatandaşlarımız, bugün tüm Türkiye'de Cuma çıkışı basın açıklaması yapılıyor. İnşallah bize Adana'daki sivil toplum kuruluşları olarak yine vicdanın sesi olmak suretiyle yine Ulu Cami'nin önündeyiz ve inşallah basın açıklamamıza başlıyoruz. Vicdan hareketi 8 Mart çağrısı. Kadınlara ve çocuklara dokunmayın. Bugün 8 Mart 2019 Dünya Kadınlar Günü'nde bombaların altındaki Suriye dahil 110 ülkede meydanlardayız. Bugün dünyanın dört bir yanında Suriyeli mahpus kadınlar için meydanlardayız. Burada Suriye hapishanelerinde acı içinde özgürlük bekleyenleri ve meydanları doldurarak onlar için vicdanları ayağa kaldıranları selamlıyoruz. Biliyoruz ki mazlumlar ve ezilenler için vicdanın haykırışından daha güçlü bir imkan yok. Vicdan hareketi tüm çocuklar yaşasın diye dili, inancı, ırkı fark etmeksizin tüm kadınlar korunsun diye oluşmuş uluslararası bir inisiyatiftir. Vicdan hareketi insan hayatını korumayı hedefleyen ve herkes için onurlu bir yaşam isteyen bir merhamet hareketidir. Geçtiğimiz yıl bugün dünyanın dört bir yanından kadınların bir araya geldiği vicdan konvoyu ile 10 binin üzerinde kadın Suriye sınırında buluşmuştur. Bu yıl ise dünyanın tüm meydanlarında kadın erkek bir aradayız. Bizler dünyanın birçok ülkesinden gelen insanlar olarak hukuk satçısız olan cinsel saldırıya, işkenceye maruz kalan Suriyeli kadınların özgürlüğü için sesimizi yükseltiyoruz. Tecavüzün, savaşlarda kadınlara yönelik işkencenin ve her türlü zulmün silah olarak kullanılmasına da isyan ediyoruz. Bu kirli savaşlara isyan ediyoruz. Çocukların çırpınarak ölmesine isyan ediyoruz. Hapislerde tutulan mazlum her kadın insanlığın geleceğine dair umudumuzu biraz daha kaybettiriyor. İnsanlığımızdan utanıyoruz. İnsanlığımızı kaybediyoruz. Suriye Savaşı sırasında sayısız savaş suçu işlendi. Uluslararası sözleşmeleri etkili olarak uygulaması gereken devletler, uluslararası yargı mekanizmaları ve uluslararası toplum bütün bileşenleri, sivil insanların, kadın, çocukların korunmasından sorumludur. Kadınlar ve çocuklar korunmalı, hiçbir şekilde ise tutulmamalı. Taraflarca herhangi bir şekilde pazarlık konusu ve unsuru yapılmamalıdır. İnsan hayatının ve onurunun korunması temel prensiptir. Bu prensibin sorumluluk yerine getirilmesi ancak insanlık vicdanın harekete geçmesiyle mümkün olabilecektir. Bu nedenle bunca acıya, bu kadar ölüm ve zulme artık yeter diyoruz. Dünyanın her yerinden vicdanların sesi olarak şehirlerin meydanlarından Suriye'ye sesleniyoruz. Suriye rejimine ve ortaklarına sesleniyoruz. Hemen, şimdi tecavüzü savaş silahı olarak kullanmayı bırakın. Hemen, şimdi kadınlara acımasız yapılan işkenceyi durdurun. Hemen, şimdi tüm Suriyeli kız kardeşlerimizi serbest bırakın. Bırakın evlerine dönsünler, bırakın ailelerine kavuşsunlar. Yeryüzünün dört bir yanındaki insanlık ailesinin her bir ferdini merhamete çağırıyoruz. Suriye rejiminin hapishanelerde cesur ve onurlu kadınlarına sesleniyoruz.
yeryüzünde vicdanlı bir insan kalmadı mı, bize yardım edecek diyen kadınlara sesleniyoruz. Sesimizin size ulaştığını biliyoruz. Buradayız. Ve özgürlüğümüz için bütün gücümüzle erkek, kadın hep beraber çalışıyoruz. Pes etmeyeceğiz. Sizden asla vazgeçmeyeceğiz. Biz şahitleriz ve şahitlik ediyoruz. Mazlumun masumiyetine, zalimin zulmüne ve sessiz seyredenlerin mesuliyetine de şahitlik ediyoruz. Biliyoruz ki bu aynı zamanda insanoğlunun geleceğine ve bugün zulmeden zalimlerin masum çocuklarına dahi insani sorumluluğumuzdur. Görevini yapmayanlara, eksik yapanlara da burada şahitlik ediyoruz. Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı ve bunun gibi tüm uluslararası organizasyonlara, bu savaşın bir parçası olan tüm devletlere, uluslararası insan hakları örgütlerine, yasaları gereğince savaş bölgesindeki sivillere karşı sorumluluk taşıyan uluslararası Kızıl Haçlar ve Kızıl Aylara ve uluslararası insani yardım teşkilatlarına da sesleniyoruz. Haydi tüm imkanlarınızı seferber ediniz. Masum bir insana özgürlüğünü vermek yeryüzündeki en kıymetli insani yardımdır. Haydi şimdi ve daha fazla gecikmeden ve sesimizi duyan herkesin bu hareketi desteklemeye, karar alıcı kişi ve kurumlara mektuplar göndermeye, web sitemizdeki imza kampanyasına katılmaya ve yaymaya, her türlü çabaya ve her türlü duaya davet ediyoruz. İnsanoğlunun merhameti ve vicdanının ortak sesi, kitle imha silahlarını susturacak, hapishane kapılarını kıracak en büyük güçtür. Çünkü insanız ve herkes için insanca yaşam istiyor. Suriye zindanlarındaki tüm kadın ve çocuklar özgür buluncaya dek ayaktayız. Değerli basın mensupları, STK başkanlarımız, tüm kardeşlerimiz, hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Bu tabii ki burada bitmedi. Suriye zindanlarındaki kadınlar, kardeşlerimiz ve çocuklarımız için 7/24 her türlü imkanlarımızı hukuki çerçevede, yasal zeminde sürdürmeye, kardeşlerimize sahip çıkmaya devam edeceğimizi bir kez daha söylüyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum ve sessiz bir şekilde dağılıyoruz.